Ali İbni Abbasin radıyallahu anhuma'dan rivayet ediliyor. Kale buyuruyor ki Beynemâ nahnu inde Resûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle biz diyor beraberken İz ekbele şeyhun yukalu lehu Kubeysatü. Yaşlı bir kimse, ona Kubeysa denen isminde, Kubeysa isminde yaşlı bir kimse geldi. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona buyurdu ki Mâ câe bike, seni buraya getiren nedir ki? Ve kad kebirat sinnüke, bayağı yaşlanmışsın. Yani yaşı çok ileride olan bir kimse. Ve dakka azmüke, kemikleri incelmiş yaşlılıktan. Kemikleri incelmiş bir kimse. Hani sen nasıl geldin buraya bu yaşlı halinle, bu kemiklerin zayıflamış, incelmiş bir halde? Fakale dedi ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, kebirat sinni, evet yaşım çok. Ve dakka azmi, kemiklerim incelmiş. Bak görüyor musun? Yaşı ileride, kemikleri incelmiş ama sohbete, ilme, ayete, hadise geliyor. Bizim millet ise hiç umurunda değil. Ve da'ufet kuvveti, kuvvetim de çok zayıflamış. Ve terabe eceli, ecelim de yaklaşmış zaten. Yani anlaşılıyor ki çok yaşlı. Fekale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Eyd aleyye kavleke fe'ade aleyhi sümme kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani bu sözleri tekrarlamasını istedi. O da tekrar söyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki Mâ bakiye havleke şecerun. Buraya gelişin. Belli ki bu niye geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına? Yani bir şey öğrenmek için geliyor. Bir ayet öğrenmek için, bir hadis-i şerif öğrenmek için, bir işte kendisine menfaat verecek bir şey öğrenmek için geliyorsun ya efendim, ağaç olsun, velâ hacerun taş olsun, velâ medarun kerpiç tuğla olsun, illa ancak beka bunlar ağladı diyor. Bak bak, sen şimdi evinden geliyorsun ya, hangi rastladığın ağaç, taş, toprak, kerpiç senin yani çok yaşlı olman hasebiyle onun için ağlamışlar, bizim için de istiğfar ederler. Nereye uğrasan ilim yolunda uğradığın düzergah onun için istiğfar ediyor ya. Bu da birçok yaşlı olduğu için ağladılar diyor. Rahmeten li kavlike, senin bu sözlerinden acıdılar diyor ya. Fehati haceteke fekad vecebe hakkuke. Şimdi sen hacetini, belli ki bir derdin var, bir şey için gelmişsin. Şimdi sen onu söyle, artık ona icabet etmemiz hak oldu dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale, o da dedi ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, allimni eşyae, bana bir şey öğret ki yenfe'unillahu bihi fid dünya vel ahireti, dünyada ahirette Allah onu, Allah Celle Celaluhu onunla beni faydalandırsın, bana fayda verecek, dünyama ahiretime fayda verecek bir şey öğret dedi. Ve la tüksir aleyye, hani uzun bir şey olmasın dedi. Öğreteceğim şey uzun olmasın dedi. Fe inni nesiun, çünkü unutkan bir kimseyim dedi. Yaşı da yaşlı olması hasebiyle. Yaşım ileride olduğu için, hastalıklarım olduğu için unuturum. Bana kolay, kısa bir şey ama dünyama ahiretimi kurtaracak bir şey. Kale Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki emmâ li dünyâke, dünyalık istediğin şeye gelince fe idâ salleyte subha fekûl ba'de salâti subhi, sabah namazını kıldıktan sonra şöyle söyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne söylesin? Sübhânallâhil azîm ve bihamdihi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Hepimizin bildiği bir şey. Subhanallahil azim ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Selase merratin. 3 defa bunu söyle dedi.
Ne kadar kolay. Dedi ya, o kısa bir şey olsun dedi. Yaşlıyım ben, ezberleyemem, unutkanım dedi. Üç kere bunu okursan dedi, tuafa min belaya erba'i, dört tane beladan Allah dünyada sana afiyet verir. Minel cüzdami, cüzzam hastalığından, vel cünuni, delilikten, delirmekten, vel ama, kör olmaktan, vel falici, felç olmaktan. Bu dört büyük beladan Allah sana afiyet verir. Sabah namazından sonra, dualarını yaptıktan sonra, üç defa Sübhanallahil azim ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bunu mutlaka yapalım. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, efendim bu hastalıklardan, belalardan, felç olmak şu an zaten, yani bir adam bakarsa sabah felç olmuş. Bir pıhtı atar, bitti, felçsin. Bu kadar belalar çoğalmış. فَاَمَّا لِآخِرَتِكَ فَقُلْ, ahiretin için olana gelecek olursak şöyle söyle, اللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ مِمَّا عِنْدَكَ, ya Rabbi senin katındaki derecelerden bana nasip eyle. وَاَفِيضَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ, fazl-ı keremini üzerimden, başımdan aşağı yağdır. وَاَنْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ, rahmetinle beni kapla. وَاَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ, bereketlerini başımdan aşağı saç, indir ya Rabbi. Bu da ahiretin için sana yeterli. Üç kere baştaki tesbihatı, Subhanallahil azim ve bihamdihi ve la havle ve la kuvvete illa billah, bunu üç kere söyle. Bu dünyalık işte felçten, körlükten, belalardan, delirmekten, efendim bunlardan muhafaza edecek. Ahiretin için olan ise şu bir satırlık duayı, Allahümme inni es'elüke mimma indeke ve efiyad aleyye min fadlike ve enşur aleyye min rahmetike ve enzil aleyye min berekatik. Bunu yap, bu da ahiretin için sana yeter. Allah'ım bizlere de amel etmeyi nasip eylesin. Amin.